Tarih 21 Mart 1923. İstiklal bir yeni kazanılmış, henüz daha Cumhuriyet ilan edilmemiş. Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi unvanı üzerinden fiili devlet başkanı. Konya'da bu tarihte yapmış olduğu bir konuşmadan okuyorum alıntıları. Dinimizin tavsiye ettiği tesettür hem hayata hem erdemli kişiliğe uygundur sadeleştirerek okuyorum. Kadınlarımızın şeriatın tavsiyesi dinin emri gereğince tesettür etselerdi ne o kadar kapanacaklar yani işte yüzünü peçeyle falan ne o kadar açılacaklardı. Yani tesettürün dışındaki açılmayı da burada eleştiriyor. 21 Mart, 21 Mart 1923 Konya yardım. Evet. Şimdi şuna bakın hele. Şeriatın emri olan tesettür kadınlar için hiçbir zorluk gerektirmeyecek. Kadınların toplumsal hayatında, ekonomik hayatında hayatını kazanma yani iş noktasında ve ilim hayatında erkeklerle bir araya gelmesine engel bulunmayacak. Basit, sade bir şekle sahip. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şeriatın emrettiği tesettür kadınlarımız için ideal bir giyim tarzıdır diyor. Kim? Mustafa Kemal. Daha Atatürk değil. 21 Mart 1923'te Konya'da yapmış olduğu konuşmada. Şimdi hani bilmeyenler varsa biz ilave etmiş olalım. Şeriatın emrettiği tesettüre başörtüsü dahil mi? 14 asırdan beridir öyle ilave edelim yani efendimizin esma hadisi aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim Ahzab suresi ayet 59 Nur suresi ayet 31 sonra arkadaşlar aynı konuşmanın devamından alıyorum bizim kadın hayatımızda kadın tarzı telebbüsünde kadının giyim biçiminde yenilik yapmak meselesi söz konusu değildir. Aynı konuşmanın devamı. Üste ne dedi? Şeriatın emrettiği tesettür ideal bir kadın giyimi biçimidir. Altta iyice netleştirdi onu açtı. Bizim kadınlarla ilgili yapmayı düşündüğümüz yeniliklerde kadının giyim tarzıyla ilgili bir yenilik yapma meselesi söz konusu değildir dedi. İmza Mustafa Kemal Atatürk bugünkü kılıçlar gibi aynen yani. Hatta ondan daha ileri. Diyor ki açılmasınlar. Kılıçlar diyor ki kapanmak isteyenlere engel olunmasın. Atatürk diyor ki İslami tesettür kadın için ideal bir giyim tarzıdır. Sakın ha onu açmayın. Şimdi Atatürk'ten de İslam'dan da bir türlü vazgeçemeyenler beni şu an alkışlıyorlar. İşte diyorlar bak bu da ki onlar beni Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, çağdaşlık düşmanı, batılılaşma düşmanı, modernite düşmanı ve benzeri ve benzeri ve benzeri biri olarak hep algılamaya çalışırlar. Ben bininci kere tekrar hatırlatayım. Ben o saydıkları şeylerin esas itibarıyla hiçbirinin düşmanı değilim. Başta Atatürk. Ben yalanın, çarpıtmanın, gizlemenin düşmanıyım bununla ilgili yakın tarihte nerede ne varsa onun üstüne gitmeye çalışır. Onu meydana dökmeye gayret ederim. Altını çizdik bir kere daha. Şimdi arkadaşlar iki sene geriye gidiyoruz. 1 Aralık 1921. Bakın Atatürk ne diyor? 21 Mart 1923, 1 Aralık 1921'e döndüm. Konu aynı konu. E ne kadar net. Avrupa kıyafetini aldık. Fakat kötülük, mutluluk, felaket bir milletin anlayış biçimine göredir. Bir milletin mutluluk teşkil ettiği şey diğer bir millet için felaket olabilir. Dolayısıyla bir millet kendine göre mutluluk kabul edeceği bir şeye vasıl ola ulaşabilmek için kullanacağı sebepler ve araçlar kendi ruhundan çıkarsa o vakit maksada varabilir. Yani ayrı bir kültüre ait olan giyim biçimini almamız diye bir şey söz konusu olmamalıdır diyor. Çünkü giyim biçimi ve benzeri şeyler milletten millete değişebilir. Bir millet için iyi olabilir, başka bir millet için kötü olabilir bu bağlamda Avrupa'ya ait olanı almamamız gerekir. Bizim kendi kültürümüzün giyim biçimi üzerinden gitmemiz gerekir. Özünde aynı şeyleri söylüyor. 1921 ve 1923 seneleri. Şimdi birkaç sene geriye gidelim. Klaus Kreiser'in Atatürk kitabı sayfa 132'den naklediyorum. 1916 senesinde Mustafa Kemal'in günlüğüne düştüğü not. Kadınlar tesettürden çıkmalıdır. 1918 senesinde Karlsbad kaplıcalarındayken daha sonra Afet İnan tarafından sansürlenerek yayınlanmış olan günlüğünden günlük sansürlendi. Çünkü kırmızı noktalı bölümler de vardı özel hayatıyla alakalı. Onlar hala sansürlü duruyor nedense. Benim alıntıladığım kaynak Şerafettin Turan'ın Mustafa Kemal Atatürk biyografisi sayfa 161. İki sene sonra Kars vat Kaplıcaları'nda tuttuğu notlarda da diyor ki tesettür kalkmalı. Yani şimdi burada çelişkili bir durum olduğu açık. 1916'da tesettür kalkmalı diyor. Daha emin olduğu ve özel mahrem kendi günlüğüne düştüğü not. 1918'de aynı şeyi tekrar ediyor ama 1921'de halkın karşısında 1923'te Konya'da halkın karşısında diyor ki şer'i tesettür ideal bir Giyinme biçimidir. Kadınlar bunu aynen muhafaza etmelidir, devam ettirmelidir. E tabi böyle olunca arkadaşlar yani şimdi meselenin gelişi 1935 senesinde Amerikan basınında bir gazetede çıkmış olan şu haber yorum e evet yani ciddiyet sınırlarını zorluyor çünkü ortaya koymuş olduğumuz tavır ona göre neymiş o? Tarih ve Toplum dergisinin Nisan 2002 tarihli 220. sayısının 31. sayfasından naklediyoruz. Diyor ki: Türkiye'de kadın giyiminin değiştirilmesine yönelik çalışmalar dış dünyada da yankı buldu. New York Herald gazetesi 11 Eylül 1935 tarihli sayısında Türkiye'nin en büyük 35 şehrinde yayınlanan bir kanun ile bütün kadınların haram elbiselerini atarak Avrupa stillerini kabul ettiklerini okuyucularına duyurdu. Hani Mustafa Kemal Paşa diyordu tesettür ideal giyimdir. Avrupa'dan kesinlikle giyim, kadın giyimi alınmamalıdır, taklit edilmemelidir. Uygulamanın başarılı olduğunu yazan gazete bütün dünyanın siyasal durumunun karmaşıklaştığı bir sırada hızla ikinci Dünya Harbine doğru gidiliyor. Aynen gazeteden alıntı şimdi. Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk'ün memleketinin kadınları arasında moda hakemliği vazifesini ifa için hala vakit bulmasını şaşkınlıkla karşılamaktadır. Amerikalı da bizimle dalga geçiyor. Eh.